Sosyal medyada şöyle sürekli eleştiri yağmuru var. Bunları yapmayalım lütfen. Buna basın mensupları, gazeteci arkadaşlar da buna dahil oluyor çünkü. Bakınız ben Urfaspor çok iyi gidiyor. Bizler hiçbir şey paylaşmıyoruz. Urfaspor işte bugün maçtaydık efendim. Urfaspor böyle 10 kişi kalan bir takıma karşı böyle yapmış da şöyle yapmış da yok gitmiş de 10 kişi onu yenmiş de şöyle olmuş da bunları yaptığınız zaman alta gelen yorumlar ve okuyan artı sosyal medyayı takip eden teknik kadrodaki hocalarımız da var. Futbolcu kardeşlerimiz de bütün Urfa'daki bütün Şanlıurfa sporla ilgili yazılan bütün siteleri takip ediyorlar ve birbirlerine haber ediyorlar. Bu da takımı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle gazeteci abilerim var, gazeteci kardeşlerim var. Sürekli 10 numara transferinden bahsediliyor. İşte örneğin diyor Mehmet Özdıraz. Ya Mehmet Özdıraz 10 numara bir futbolcu değil. 10 numara mevkisinde oynayan da bir adam değil. Kanat oynayan bir adam. Mehmet Özdıraz gibi 100 tane, 5 tane adam var bu takımda. Bir Mustafa Durak, bir Behlül, bir Bünyamin Balat. Yani bunlar o mevkinin adamları. Urfaspor'a orta saha olabilir. Çünkü hocanın da değişikliklerde görüyorsunuz. Bir Erkam Develi ile başlıyor. Alp Kurt'u alıyor. Alp Kurt oturuyor bu hafta. Erkam oynuyor. Erkam sonra oyundan alınıyor. 42'de Ethem. Çünkü Erkam verimli olmayınca hoca bakıyor. Cumali'nin yükü çok ağır. Cumali efendime diyorlar. Cumali sağa sola işte topu atıyor. Cumali'nin yapabilecek hiç Cumali'nin görevi oyunu açmak. Sahayı parsellemek. Yayarak oynatmak Cumali'nin görevi bu. Çünkü ön libero oynayan adam. Hani bunlar yapılan eleştiriler gerçekten de olumlu olmalı. Ben bunu diyorum. Tabii ki her takımın eksikleri var. Yani rakipler kazanıyor. Çok mu iyi futbol oynuyorlar? Hayır. Önemli olan maç sonu 3 puan almak. Tabii ki futbol iyi olmalı. Fakat bizim fıtratımız gereği futbolumuz iyi de olsa, futbolumuz kötü de olsa, rakip çok kötü olsa biz eleştirecek bir şeyler buluruz Urfalılar olarak. Mutlaka bir şeylerden bu takımdan bir şey çıkmaz. Bu takım böyle oldu. Hoca bu takımı kaldırmadı. Futbolcu böyle oldu. Ya biz yani bunu yapmamalıyız. Ya puan durumuna bir bakalım. Maçta skorboard'a bakalım. Öndeyiz. 3 puan hanemize yazdırmışız. Taraftar mükemmel. Tabii mükemmel olacak taraftar. Şehrin takımı. Vali ayaklanmış. Bürokrasi ayaklanmış. Yönetim iyi bir durumda. Yani şimdi yöneticiler, yani gidenler, gelenler, gittiğimiz şehirlerde bizi karşılayan insanlar, Şanlıurfa dernekleri. Yani bunlar önemli şeyler. Bir ağırlık var. Antrenmanda bile bir ağırlık var. Yöneticiler idmanı izliyor. Bu bir hava. Vali Bey, belediye başkanları, milletvekilleri tesisi ziyaret ediyor. Tribünde görüyoruz. Protokolda yer kalmıyor. Basın tribününe geliyor yöneticilerimiz. Yani gelsinler de protokolda yer kalmasın. Adamlar kalkıp tribüne geçiyorlar. Hani böyle bir hava varken biz lütfen bu havayı dağıtmayalım. Yazıp çizmek çok kolay. Gelmeyin arkadaş. Yazıyorsanız izlemeyin madem öyle. Ben bunu diyorum. Kendi sosyal hesabımızdan da biz paylaşım yapmıyoruz ama Urfaspor'la yatıp Urfaspor'la kalkıyoruz. Tabii Urfaspor'un eksiklerini ekranlarda konuşun. Gazeteci köşesinde yazsın. Urfaspor'un eksiğini, Urfaspor'un ne yaptığını köşesinde yazsın. Yorumcu da çıksın kanalında konuşsun. Madem öyle, öyle yapın. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü bizler TV kanallarına çıkan insanlarız. Bizleri dinleyen idol olarak bakan gençler var. Bizim yapacağımız bir yorum, bir yazı ve altında oluşabilecek yorumlar Şanlıurfaspor'a zarar veriyor. Bunun farkında bile değilsin. Her hafta aynı şeyleri yazıyorsunuz. Bir de her hafta aynı şey. İşte kanattan çıkmadı. Oradan buradan olmadı. Şu santrafor böyle yaptı. Arkadaş santrafor bu. Kanat bu. Bununla da ligi bitireceksin. Bekleyeceksin. Ha sende olan kanat bugün Efes'ten var. Hayır. Erzincan'dan var. Hayır. Düzce'den var. Hayır. Ahmet'ten var. Hiç hayır. Adam geçen yıl sende 3 dakika süre alan adam Ahmet'te banko top oynuyor. Geçen yıl sende doğru düzgün oynamayan Sağbek, Raşit, Yöndem adamın kurtarıcısı konumunda. Önde oynuyor yani. Sağ beki adam alıyor sağ kanatı mecbur adam yok. Sağ açık oynatıyor. Hani takip yapalım lütfen. Takip edelim. Takibe göre yorum yapalım. Yorumcu, gazeteci, basın mensubu olan arkadaşlar lütfen biraz daha sağduyulu Urfaspor'a yardımcı olalım. Güzel görelim. Güzel düşünelim. Güzel konuşalım. Güzel yorum yapalım. Tabii ki eleştiri